Bugün 7 Kasım Pazar en yüksek hava sıcaklığının 18 derece olacağı İstanbul'dan sağlık dileyerek artı hafta sonuna başlıyoruz efendim. Gazete başlıklarıyla girelim ve ilk sırada bir gün var. Bir günün manşeti ilaçtan kağıda krizin adı AKP. İlaçtan ekmeğe, kağıttan enerjiye her sektörde büyük kriz var. Eczacılar, fırıncılar, matbaacılar krizin adresi olarak iktidar gösteriyor. Sekanın satılışı nedeniyle döviz ve ekonomik krizin en fazla vurduğu sektörlerin başında kağıt sektörü geliyor. Tuvalet kağıdından ambalaj kağıdına, dergiden kitap ve gazeteye kadar kağıtla işi olan her sektör ekonomist gibi dolar kurunu takip ediyor. Dolar arttıkça kağıt fiyatı da tırmanıyor. Matbaalar artık karton üretmeye başlarken gazeteler fiyat artırma yoluna gidiyor. Pek çok yerde ekmeğe zam yapılırken yeni zamlar da kapıda. Zam tepki çekerken fırıncılar da un, maya, buğday ve işletme giderlerinin artmasından şikayetçi. Bordaki fırıncılar un fiyatlarına bir yıl içinde %100 zam geldiğini belirterek ekonomideki kötü gidişata işaret ediyor. Zam yapsak bütün tepkiyi biz çekiyoruz ancak her şey misliyle zamlandı diyor. İthal ilaç krizi de büyüyor. Türk Eczacılar Birliği 645 ilacın temininde sıkıntı yaşandığını açıkladı. Sağlık Bakanlığına çağrıda bulunan eczacılar acilen önlem istedi. Halk sağlığını tehdit eden bu krizin daha da derinleşeceği ve bulunamayan ilaç sayısında artış yaşanacağı uyarısında bulunuldu. Eczanelere bulunamayan ilaçların sorumlusu eczacınız değildir afişleri asıldı. İktidarın yönetememe krizi ülkeyi kaosa sürüklerken artan hayat pahalılığından herkes şikayetçi. Rekor üstüne rekor kıran döviz kuru dışa bağımlı olan ilaç ve kağıt gibi sektörleri çıkmaza soktu. Sektör temsilcileri bu durumu sürdülemez olduğunu kaydetti. Her iki sektörde de yaşanan kriz halk sağlığını ciddi şekilde tehdit eder hale geldi. Krizlerden belini doğrultamayan yurttaşlar artan pahalılık karşısında temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamazken Enerji Bakanı Fatih Dönmez'in Avrupa'nın en ucuz doğalgazı Türkiye'de sözlerini resmi sayılar çürütüyor. Bu verilere göre 2018 yılından bu yana faturasını ödeyemediği için doğalgazı kesilen abone sayısı 5 milyondan fazla. 4 ile çarpın Ortalama her hanede 4 kişi olduğunu düşünelim ki fazladır. 20 milyon kişi faturasını ödeyemiyor. 20 milyon kişinin yaşadığı haneler, iş yerleri. Adın yaşıyor, kokunu getiremedi ama kimse. Ankara'da 7 Kasım 1980'de gözaltında işkenceyle öldürülen İlhan Erdoğdu'nun kızı Alaz Erdoğs bir güne yazdı. Çocuğuna ismini vererek seni onurlandıran yoldaşların oldu. Adın yaşıyor. Yazı yazıyorum arada bir orada baba diyebiliyorum. Yetmese de bir telefonla koşan dostlarım oldu. Okumam gereken kitapları bizi bir dakika bırakmayan arkadaşların düşündü. Sen giderken kendini bize bırakmışsın aslında. Bir kokunu getiremedi kimse bana diyor Alaz Erdos babasına yazdığı mektupta. Şahsımın rejimi SGK'yı resmen batırdı. Sosyal Güvenlik Kurumunu. Bay Kemal batırdı SGK'yı diyordu ya. Şimdi bakalım şahsının rejimi ne yapmış SGK'yi. Erdoğan her fırsatta Sosyal Güvenlik Kurumu üzerinden CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yüklense de AKP yönetimi kurumu çöküşe sürekli sürükledi. AKP döneminde SGK'nın açığı misliyle arttı. Kurumdaki hatalı yönetim ve usulsüzlükler Sayıştay raporlarına yansırken Erdoğan SGK Başkan Yardımcısı İsmail Yılmaz ve Rehberlik ve Teftiş Başkanı Mustafa Apaydını görevden aldı. AKP döneminde açtık, açık verilen açık. Sosyal Güvenlik Kurumu'nda 69 milyar lira tahsil edilemeyen alacaklar, 150 milyar lira alınmayan sosyal güvenlik primleri 58 milyar lira. Bunu biliyorsunuz. Çalışan ne yapıyor? Maaşından SGK kesintisi. Ne kesiliyor? Diyelim ki bin lira, 120 lira kesiliyor. Siz gidiyorsunuz vezneden ya da ATM'den iş yerinizin yatırdığı parayı çekiyorsunuz patronun yatırdığı. Patron sizin SGK'yi kesiyor oradan 120 lirayı, bin lira yerine ne alıyorsunuz? 880 lira alıyorsunuz. Ödediniz priminizi. Diye düşünüyorsunuz. Patron ödeyecek ya? Patron ödemiyor. Alıyor, kullanıyor onu. Sizinki 120 lira. E arkada 400 lira olan var, belki 1000 küsur lira olan var. Müdür var, genel müdür var, şefler var. O paraları kullanıyor. Aradan zaman geçiyor. Biliyorsunuz da bilmeyen gençler için anlatıyorum. Aradan zaman geçiyor. Devlet diyor ki, ya SGK'nin parasını ödemedin ya da SGK uyarıyor. Diyor ki patrona, kestin adamdan nerede? Yani kullandım, ödeyemeyeceğim. Peki o zaman taksitlendirelim diyor onu. Yani siz peşini diyorsunuz. Benim sosyal güvenlik kurumuna olan yatırmam gereken ayda taksit bu diyorsunuz. Patron onu vermiyor, kullanıyor. Affa geliyor. Sonra taksitlendiriliyor. Hep şunu diyorum kardeşim. Bu bir gazete olabilir. Bu bir e, ayakkabı fabrikası olabilir. Efendim bu buzdolabı fabrikası olabiliyor. Benim param yok, fabrikam da yok. E senin paran yoksa senin de fabrikan olmasın. Bu ne güzel iş. İşçinin parasını al, primini kullan. Sonra da devlet sana dese, tamam canım hadi şekerim öde bunu. Ne yapalım? E ben bunu ancak taksitlendirebilirim. Hadi peki taksitlendirelim. Böyle yönetim olmaz. Böyle devlet idare edilmez. Böyle işçinin karnı doyurulmaz. Onun için de herkes mutsuz olur. Metroya oturduğunuz zaman sabah 6'da, 6.30'da, 9'da her neyse karşınızdaki sıra ya cep telefonunda böyle asık suratla tavla oynanıyordur. Ne nasıl derdini unutacak adam ya da böyle mutsuz bakışlarla etrafı süzüyordur. Boş boş ne düşünüyorsa o sırada. Kaçınılmaz. Çakma ödüllü başkan parayı seçime gömmüş. Çakma UNESCO ödülü skandalıyla hafızalara kazınan Bursa Osman Gazi Belediyesi'nin AKP'li belediye başkanı Mustafa Dündar'ın 31 Mart seçimlerinde kampanya için belediye kasasından yaklaşık 2 milyon lira harcadığı açığa çıktı. Dündar'ın kanuna aykırı olarak seçim reklamları, gazete ilanları ve seçim müziği için belediye kasasında para harcadığı belirtildi. Sayıştay paranın başkan ve 7 personelden tahsil edilmesine karar verdi. Sayıştay sadece yol gösterir. Sayıştay'ın elinde polisi yok, zabıtası yok. Yol gösterir ama bu iktidar Sayıştay'a durmadan kızıyor ve dediği hiçbir şey de yapmıyor. Ya yani gazeteler haber bulamayacak Sayıştay olmasa. Bütün yolsuzluklar, efendim çapraşık ilişkiler, çarpık ilişkiler hep Sayıştay'dan çıkıyor. Öğretmene okulda köle muamelesi. Özel okullarda çalışan öğretmenler güvencesiz çalışma koşullarına karşı çözüm bekliyor. Yoğun çalışma koşulları, ücretsiz ek mesai, mobbing ve düşük maaşlardan şikayet eden öğretmenler, patron, öğrenci, veli hepsi özel okullarda çalışan bizleri köle olarak görüyor diyorlar. Açlığa ve sömürüye isyan, Karadeniz halkını deresine, ağacına, toprağına ve emeğine sahip çıkmaya çağıran Sol Parti, bugün saat 13'te Trabzon Ortayeser Meydanı'nda Devrimci Demokratik Cumhuriyet için Birleşelim mitingi gerçekleştirecek. Sol Parti Başkanlar Kurulu üyesi Önder İşleyen, açlığa, sefalete yeter, zamlara, pahalılığa yeter diyeceğimiz bu buluşmaya tüm halkımızı davet ediyoruz dedi. Sol Parti Parti Meclisi üyesi Alper Taş da, bu miting yalnızca Sol Parti'ye iyi gelmeyecek, bütün sola demokrasi ve emek güçlerine ezilen emekçi halkımıza da iyi gelecek diye konuştu. Sol Parti Artvin İl Başkanı Sercan Dede ise Karadeniz halkını davet ediyoruz ifadelerini kullandı. Efendim gelelim talanı durdurun haberini de okuyalım ondan sonra evrensele geçelim. Fotoğrafı görüyorsunuz büyük fotoğraf bir dünya küre. Maskeliler kimlerin o kafasını takmışlar maske olarak şimdi anlayacağız. Herhalde emperyalist güçleri dünyayı paylaşan ve çevreye çevreyi talan ederek ceplerini doldurmaya devam eden, çocuklarını bile düşünmeyen o kapitalist kafalar Yaşam savunucuları bugün tüm dünyada İskoçya'nın başkenti Glasgow'da süren iklim zirvesi sırasında iklim hareketlerinin taleplerini yükseltmek için sokaklara çıktı. Onlarca ülkede meydanları dolduran iklim aktivistleri iklim krizini durdurmak için çağrı yaptı. Yaşam savunucuları Türkiye'de de İzmir, İstanbul, Ankara, Düzce ve Giresun'un da aralarında olduğu 14'ten fazla ilde sokaktaydı. Türkiye'deki eylemlerde AKP iktidarının doğa talanına dikkat çekildi ve mücadele çağrısı yapıldı. Efendim geldik evrensele. 645 ilaçta sorun kronik hale geldi manşet. Halk sağlığını tehdit eder duruma gelen ilaç yokluğu sorunu derinleşiyor. Eczacılar Birliği 645 ilacın temininde ve hastaya ulaştırılmasında büyük güçlük yaşandığını duyurdu. Az önce bir günden okuduk. Artık ayrıntıya girmeyelim. 2-3 dakika oldu okuyalı. Ama 645 ilaca el sürülemiyor. Yok diyor. Eczacılar Birliği söylüyor. Bunu Bakkal Mahmut söylemiyor. Yanında ilgi çekici bir başlık. Tırnak içinde bir daha bıçaklansam bile polise gitmem konser alanında cep telefonunun çalındığını fark eden Hüseyin Selçuk Yaycıoğlu'nun polise başvurusu bacağının kırılmasıyla sonuçlandı. Olay anını gösteren kamera kayıtlarının silindiğini söyleyen Yaycıoğlu, bundan sonra bir olay olsa bıçaklansam bile bir daha polise gitmem dedi. Üçüncü sayfada bacağı ne oldu, neden kamera kayıtları silindi bakalım. Adana'da konser sırasında cep telefonunun çalındığını fark eden Hüseyin Selçuk Yaycıoğlu şikayetini bildirmek için gitti. Yaklaşık 10-15 polisin kendisini dövmesi sonucu bacağının kırıldığını iddia etti. Gittiği karakolda olacak o sözcük düşmüş oldu. Olay anını gösteren kamera kayıtlarının silindiğini söyleyen Yaycıoğlu olaydan dolayı birçok mağduriyet yaşadığını ifade ederek derdimi anlatmaya gittim polis bacağımı kırdı. Bundan sonra bir olay olsa mesela bıçaklansam bile bir daha polise gitmem diyerek suçluların, suçluların bulunmasını istedi. Yaycıoğlu 3 Ekim günü arkadaşlarıyla Gençlik Festivali'nde Hayko Cepkin ve Melek Mosoy'u izlemek için gittiği konserde telefonunun çalındığını fark ederek alanda gördüğü Çevik Kuvvet polislerinin yanına gitti. Polislere derdini anlatmaya çalışırken arkadaşının yardımcı olsanız da sözü üzerine iki gence saldıran polisler Yaycıoğlu'nun bacağını kırdı dansını okumaya gerek var mı? Şimdi nerede diyorsun? Konser alanının Hayko Cepkin gibi bir ünlü kişinin herhalde konserinin alanında kamera kayıtları var. Nerede? Yok. Arızalı. Ya bu kaçıncı? Arızalıysa kim bunun sorumlusu? Alın bir bakalım. Medyada da, şimdi diğer gazetelerden de okuyacağız. Medyada da var. Kardeşim bir adam buraya Özel bir firmamı çekiyor? Belediye mi çekiyor? Emniyet mi? Valilik mi sorumlu? Kapıyı çalarsın. Kim kardeşim bunun? Abuzer. Abdullah. Fatma Hanım'ın şirketi. Her neyse. Çıkarsın. Kardeşim bu alanda... Hayır. Kayıtlar var. Birisi kasten silmiş. Üzerinde parmak izi var mı? Var ya da yok. Yoksa niye yok? Neden eldivenle yapıldı? Bu silme işlemi. Nereye götürüldü de yapıldı? Mümkün mü? Yani böyle bir şey mümkün mü? Adana'nın sayın valisi mümkün mü böyle bir şey? Bize açıklayın, bilelim. Sizden sorarım. Kimden soracağım? Yani değil mi? Kapıyı çalıp karşı Melahat Hanım'ın evine gördün mü kamerayı? Kim kel, al söktü, kim sildi? Ona mı sorayım vali bey? Efendim yeni yaşama geçelim. Silivri soğuksa mücadele sıcak gazetemize konuşan tutsaklarla dayanışma inisiyatifi topyekün direnişe çağırdı. Son dönemde işkence merkezlerine dönüştürülerek 12 Eylül'ü aratır hale gelen cezaevlerinden her gün yeni baskı, sürgün ve hatta tecavüz haberleri gelirken tutsaklarla dayanışma inisiyatifi üyeleri Fatma Yıldırım ve Uğur Şafak Karadaş iktidarın set tipi cezaeviyle yeni bir hamle yaptığını belirtti. F tiplerinde devrimcileri teslim alamayan iktidarın şimdi S tipi cezaevlerinde daha ağır baskıları deneyeceğini belirten Yıldırım ve Karadaş şimdilik 3 merkezde açılan bu cezaevleri hakkında giyotini yapanlar giyotine ilk gidenlerdi. S -tiplerine kimlerin gidebileceği belli değildir. Yeter ki direnelim diye seslendi. 60 cezaevi sadece Kürtlere, sadece devrimcilere yapılmıyor boyun eğmiyorsanız size gösterdiği adres orta yerde duruyor diyen Yıldırım ve Karadaş birlikte karşı durup set çekmezsek yaşamımız bir hapishaneye dönecek. Silivri'nin soğukluğuna değil mücadelenin sıcaklığına sarılma zamanıdır diye kaydetti. Cezaevleri çığırından çıktı. Bir baştan bir başa bütün cezaevlerinde işkence uygulamaları yaygınlaşırken Silivri 5 nolu cezaevinde 150 tutuklunun yerinin değiştirildiğini aktaran avukatlar halay çeken tutuklulara soruşturma açıldığını, bir tutuklunun hastanede saldırıya uğradığını ve terör kimliği dayatması olduğunu belirtti. Hangisi daha büyük cezaevi onun altında bir başlık? Yeni yaşam özel. Reyhan Hocaoğlu'nun Hacıoğlu'nun haberi diyor. Sayfa 14'te de Hüseyin Aykol yazmış. Yeni Yaşam'ın 14. sayfasında bu cezaevlerinin son günlerde nelere dönüştürülmeye çalışıldığı. Zaten cezaevi eza eviydi. Daha da beter hale geliyor diye uyarıyor. HDP'nin savunması büyük fotoğrafın alt başlığı. Önce anayasanıza uyun. HDP eş genel başkan yardımcısı Ümit Dede Ön savunmada açılan davanın yargıdaki yeri ve demokrasiye etkilerini irdelediklerini belirterek kapatmaya gerekçe yapılan maddelerin anayasaya uygunluğunun denetlenmesi gerektiğini söyledi. Dede HDP Türkiye'nin bütün sorunlarının çözümünü ilke edinmiştir diyerek kapatma davasının beşli olmadığını belirtti. Bu yolun sonunda Lahey var. Eninde sonunda Kürtler ve Türkiye halkları adalete kavuşacak. Erdoğan tarihi bir savaş suçlusu olarak geçecek ve Kürtler direnmeye devam ediyor olacak tırnak içinde buraya kadar olan cümle. Federe Kürdistan'da kimyasal silah kullanımı ilk duyuranlardan kullanımını ilk duyuranlardan gazeteci Steve Sweeney kimyasal silahlara karşı kitle hareketi öneriyor. Bu sözler de Steve Sweeney'e aitmiş. Çilem Doğan'a destek. Erkek adalet değil, kadınlar kazanacak. Bu da ikinci sayfada. Yolculuklar kitabı Uçurum Çiçekleri. Okur, özgürlük uğruna her türlü zorluğu göze alanların doğayla uyum içinde verdiği mücadeleyi kitabın her satırında görüyor. İbrahim Kaya'nın anı öykü kitabı Uçurum Çiçekleri Aram yayınları tarafından yayımlandı. Kaya, kendini özgürlük mücadelesine adayanların hikayelerini anlatıyor. Bakın Aram yayınları tarafından yayımlandı. Çok doğru kullanılmış. Onun için vurgulamak gerekir. Bir şey yayınlanırsa basılı bir şey yayınlanır. Onun yayımlanır. Onun adı yayındır. Yani şu bir yayındır. Bir yayındır. Ama yayımlanır. M harfiyle yayımlanır ama bu bir yayındır. Kitap da öyle. Yayımlanır ama yayındır. Doğru kullanım için editör kardeşimizi kutluyorum. Çünkü çok fazla yanlış yapılıyor. Çok yanlış yapılan bir konu. Yayınlandı diyor. Yayın zaten o. Yayınlanmaz. Yayımlanır. Yayarsınız yani. Geldik sözcüye. Önce manşete bakalım. Hırsızlık suç değil, hırsızlar ordusu demek suç. Bir dönem AKP'de bakanlık yapan Abdülhatif Şener söylüyor. Şimdi CHP Konya milletvekili olan. Mecliste AKP'lilerle yolsuzluklar konusunda tartışırken hırsızlar ordusuna döndünüz dediği için eleştirilen Şener şöyle devam ediyor. Kimse bu ülkede yolsuzluk yoktur, kamu kaynakları düzgün kullanılıyor diyebilir mi? Türkiye'de hayallerinize sığmayacak derecede büyük ve korkunç yolsuzluklar var. Kamu kaynakları emme basma tulumba gibi bireysel zenginleşmeler uğruna akıtılıyor. Bu iktidar döneminde yolsuzluk olayları patladı. Hırsızlık suç olmuyor ama hırsızlar ordusu demek suç oluyor. Kaynaklar yağmalanıyor, yağmalayanlar yargılanmıyor. Yolsuzluğu ortaya koyan politikacı ve gazeteciler kendisini mahkemede buluyor. Bildiğimiz bir şeyi Abdülhatif Şeder tekrar etmiş. Yukarıda hemen sözlü logosunun altındaki başlık çok daha önemli elbette. Bu hırsızlık, hırsızlar ordusu zaten hepinizin tanıdığı kişiler. CHP lideri noktayı koydu. İmamoğlu ve Yavaş'a adaylık kapısını kapattı. Kılıçdaroğlu tartışmaları bitirecek şu yanıtı verdi. Soruyorlar aday gösterecek misiniz Ankara ve ya da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanları? Şöyle cevap veriyor. Belediye başkanlarımızın görevlerine devam etmelerini istiyorum. Nedeni de şu. Öncelikle belediye meclislerinde çoğunluğumuz yok. Onun olmadığı yerde biz belediye başkanlığını başka bir partiye teslim etmiş oluruz. O zaman İstanbullu, Ankaralı bize ne diyecek? Önce kentin sonra Türkiye'nin güvenini kazansınlar diyor. Çok da doğru bir karar vermiş. Şimdi kamuoyu yoklamaları yapıyor. Bakıyorsunuz Mansur Yavaş ile İmamoğlu, Ekrem İmamoğlu başa baş gidiyorlar, yüksek seviyede. Erdoğan'ı geçmiş gidiyorlar, almış. Şöyle bir mantıksızlık. Ya size bunlara oy verenler, bunları kamuoyu yoklamasında önde gösteren oylar aynı zamanda. Ee, parlamenter sisteme geçilmesini isteyenler. E parlamenter sisteme geçince Cumhurbaşkanı işlevsizleşmeyecek mi? Çankaya noteri durumuna düşmeyecek mi? Bir veto hakkı var, bir yasayı. Bir daha getirdiğinde veto hakkı yok. İmzalamak zorunda. O bir noter görevi görecek. E siz bu iki e, görece genç ve gerçekten e, atılım içinde olan adamları niye böyle bir göreve aday gösteriyorsunuz anlamak mümkün değil. Yani o açıdan Kılıçdaroğlu'nun dediği doğru. Niye diyor yani önce onlar belediyelerine bir bakalım göstersinler, kamuoyunun takdirini kazansınlar. Ondan sonra devlette daha geniş, daha üst kadrolara talip talip olsunlar bence aday göstermeleri saçma olur diyor katılıyorum. Az önce Erdoğan'ın bir günü okurken dedik ya şurada hani Cumhurbaşkanı habire neler söylüyor, uçuyoruz, gidiyoruz, bilmem ne, dünya bizi kıskanıyor, şoka uğradılar diye. Yeri gelmişken, sözcü de elimizdeyken, dünya şok oldu diye e, onaylıyor Cumhurbaşkanlığı. AKP Genel Başkanı Yılmaz Özdil, okuyalım. Asıl liderimiz dün göğsümüzü kabartan nefis bir açıklama yaptı. Yaptıklarımız sayesinde Avrupa şaşkın, dünya şaşkın. Yatırım, üretim ve istihdamdaki gidişatımızı görünce şok oldular dedi. Hakikaten şok olunmayacak gibi değil yani. Geçenlerde bir Japon gazetesi benimle röportaj yaptı mesela. Onlara gururla anlattım. Biliyor musunuz? Biz geçmediğimiz köprüye, girmediğimiz tünele, uçmadığımız havalimanına, yatmadığımız hastaneye, gitmediğimiz tren garına para ödüyorduk. Şimdi yolcu garantili teleferik yapıyorlar. Binmediğimiz teleferiğe para ödeyeceğiz dedim. Japon şoke oldu. Herhangi bir Fransızın kolundan tutsanız millete ait fabrikaları, limanları, barajları, santralları, madenleri hatta toprağı el aleme sattılar. Sayın ahalimizin gıkı çıkmadı. İthal ineği ithal samanla besliyorlar ama sizin yiyecek bile bulamadığınıza inanıyorlar deseniz Fransız şoke olmaz mı? Bakanlarımızın hepsini makam uçağıyla gezdiriyoruz. Sırf saraya 8 tane makam uçağı aldık ama Ormanlarımızı söndürmek için uçağımız yok. Siz Almanlar bizi bu yüzden kıskanıyorsunuz herhalde değil mi deseniz nutku tutulmayan bir Alman bulabilir misiniz? Sedat Peker bu anlattıklarının binde birini Avrupa'da anlatsa Avrupa'da hükümet kalmaz. Bizde yaprak kımıldamıyor. Dünyanın her yerinde kokaincileri, kara paracıları, mafyacıları devlet yakalar. Bizde Sedat Peker yakalıyor deseniz Meksikalılar bile şaşırmaz mı? Rıza Sarraf'ın hükümeti parmağında oynatması, hayırsever olarak sunulması, Türk bayrağının önünde Türkiye ekonomisini kurtaran iş adamı olarak kahramanlaştırılması İran'ı bile şoke etmemiş miydi? İskandinav ülkeleri battı dediğinde İskandinav ülkeleri şoka girmemiş miydi? İngiltere'de aşı parayla dediğinde kraliçe şok geçirmemiş miydi? Faiz sebep enflasyon sonuçtur dediğinde Keynes mezarında ters dönmemiş miydi? Kapıyı pencereyi açtık. Sınırlarımızı kevgire çevirdik. Sizin nüfusunuz kadar kaçak mülteciyi hobara diye memlekete doldurduk. Parayı bastıran da vatandaş yapıyoruz deseniz. 8 milyon nüfuslu Avusturya'nın hayretten dili tutulmaz mı? Fiyatlar gayet uygun ama patatesçiler, marketçiler terörist. Dolar 10 liraya dayandı ama şahlanıyoruz. İBAN numarası verip üstte para istiyoruz ama aya gidiyoruz. AKP'den önce buzdolabı yoktu ama büyümede Çin'i geçtik. Merkez Bankası'nın 128 milyar doları buhar oldu ama IMF'ye borç veriyoruz deseniz dünyada şoke olmayacak ülke olur mu kardeşim? Amerika'yı Kolomb keşfetmedi. Nuh'un cep telefonu vardı. Deve Sidi şifalıdır. Şeyh bir Müslümandı. Marmara'nın mimari projesini padişah Abdülmecit çizdi. Pırıl pırıl Türkiye Cumhuriyeti nasıl bu hale gelebildi? 19 yıldır nasıl bu hale katlanıyor? Hakikaten bütün dünya şoktadır. Bir büyük fotoğraf var birinci sayfada yatay görüyorsunuz ucuzluk izdihamı başlığıyla. İndirimli ürün alabilmek için saatlerce beklediler dar gelirliler ucuza ürün alabilmek için market market geziyor, indirim kovalıyor. İşte bir örnek. Bursa'da bir züccaciyeci açılışa özel indirim yapacağını duyurdu. Mağaza önünde sabah erken saatlerinden itibaren kuyruk oluştu. Kapılar açılınca izdiham yaşandı. Virüs tehlikesi unutuldu. Sosyal mesafe kuralı ise hiçe sayıldı. Şimdi efendim züccaciye züccaciyene cam ürünleri. İşte bardaktı, vazoydu, tabaklı, tabak altlığı, fincan altlığı bilmem ne. Bunun için kuyruğa girilir mi? Ya tamam anladık. Bütçeniz dar. Almayın. Evde yok bu yani kardeşim. Kuyruğa girmeye ne hacet? Geçiyorsan önünden bakarsın. Boşta girersin. Varsa beğendiğin bir şey kesene de uygunsa alırsın. Ya bu da bu da iş değil. Gerçekten değil. Ha ekmek haberdir. Su haberdir. Su kuyruğuna giriyorsa eğer. Öyle demeyin. 19 litre 20 lira oldu. 20 liraya kadar çıkıyor hatta üstüne çıkan sular var. SGK'yi kim batırdı? Burada da birinci sayfada. İktidar Bay Kemal SSK'yi batırdı diyor. Ama SGK'nin açığı 19 yıllık AKP iktidarında 449 milyar liraya tırmandı. Ayrıntıyı az önce verdik. Zaten gerek de yok. Kalem kalem neyini vereceksin. Bay Kemal sana ne diyecekler? Bay Tayyip diyecek adam bulabilecek misin acaba? Öyle gün gelecek ki diyecekler ki ya bu bir adam vardı burada. 25-30 yıl sonra ha kimdi? Bilgi yarışmalarında soracaklar. Çocuklar bilmiyorum diyor. Ya Atatürk filan diyecekler herhalde. Menderes belki. Kim nereden Tayyip adını kim hatırlayacak? Niye hatırlasın? Yani bu 10 yıl 15 yıllık dönemde bu bataklar hatırlanacak tabii. Saygıyla anılacaktır Tayyip Erdoğan da. Ondan sonra yok. Yani tarihe geçecek bir şey yok. Eğitimde çakıldık. AKP'nin 2002'den beri uyguladığı eğitim politikasının özeti bu. Çakıldık diyor. Milli Eğitim Bakanlığı koltuğuna 19 yılda 8 isim oturdu. 17 kez sistem değişti. Öğrenciler perişan oldu. Dahası da var. Hiçbir öğrenci başladığı sistemle eğitimi tamamlayamadı. 720 bin çocuk okul dışında ve eğitime erişemiyor. 2 milyon 400 bin öğrenci ise pandemide EBA'ya ulaşamadı. Üniversite mezunu her 100 kişiden 34'ü işsiz. CHP'li vekillerin açıkladığı acı tabloda daha neler var neler diyor spotu bu. Hemen altında Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer 3 ayda 15 genel müdür, 30 daire başkanı ve 33 il müdürünü değiştirdi. E 81'e çıkar mı? Ya yani bak 3 ay olmuş. Hala 33 il müdürü olur mu? 81'i falan değiştirin yani. Yok mu bacanak baldız il yönetiminden kimseler ilçe yönetiminden AKP'nin. Siz memursunuz yani rahatlıkla yaparsınız. Yolların ustasıyım, memleketin hastasıyım. Muharrem İnce direksiyona geçmiş. Memleket Partisi lideri İnce. Malatya'ya giderken parti otobüsünü kullandı. O anın videosunu başlıktaki sözlerle paylaştı. Kullandı derken herhalde 500 metre, 600 metre fotoğraf çekilsin diye. Yani memleketin de direksiyonuna ben geçeyim diyor ama hayal tabii ki. İstanbul'da gizemli 10 Kasım afişleri. Bakalım kimler asmış, neden gizemli? Atatürk'ü özlemle anacağımız 10 Kasım'a günler kala İstanbul caddelerine siyah afişler asıldı. Afişlerde Atatürk'ün ismi yok ama onu hatırlatan sloganlar var. Bu imzasız afişleri kimin hazırlattığı merak edildi. Afişleri kim yaptırdı diyor. Sonunda ortaya çıkmış. Büyükşehir Belediyesi yaptırmış. Kimden bahsettiğimizi biliyorsunuz değil mi? Biliriz yazılı afişler sosyal medyada çok paylaşılmış. Otomobiliyle geçerken uzun uzun bakmıştı Beyazıt'a diyor. Florya'da denizdeydi halkıyla iç içe. Şişli'de bir evde yazmıştı kurtuluş fikirlerini. Onun yanındaki de yanlışlıkla koymuşlar herhalde. Yan yana ikisi de aynı Şişli'de bir evde yazmıştı kurtuluş fikirlerini. Bunları farklı madem ki afişler var. Yan yana asmayın da farklılarını asın. Sabaha karşı yaptığı için o afiş değiştiren gençler Herhalde karanlıkta göremediler ne yapıştırdıklarını. Efendim gelelim Cumhuriyet'e. 70 milyar liralık yangın vurgunu. İktidar çok uluslu şirketlere ormanlarda rant kapısı açmış. Yaz aylarında Antalya, Muğla, Denizli, Aydın ve Isparta'da yanan ormanlarda zarar görmüş ağaçların kesim işi anayasaya aykırı olarak özel şirketlere verildi. Tarım Orman İş Genel Başkanı Durmuş, Orman Genel Müdürlüğü'nün de tomrukları düşük fiyatlarla çok uluslu şirketlere sattığını belirtti. Durmuş çok uluslu bir firma dikili satış fiyatıyla metreküpü 155 liradan aldığı tomrukları sadece kabuklarını soyarak yurt dışına metreküpünü 730 Euro'dan satıyor. Bakın 730 Euro 11 ile çarpacaksınız. 7430 lira yapıyor. 7430 Kaçtan almış? 155 liradan almış. 7.430'dan satıyor. Aradaki fark ne oluyor? Hadi soyma işlemi. Ona da 100 lira koyalım. 255 lira. Mümkün değil. Kabuğu soyarak metreküpte 100 lira masraf olacak şey değil. Bu elle de soyup, de soyup atıyor zaten. 7.430 liradan satıyor. Kimle bölüşüyor? Benle bölüşmedi. Sizle de bölüşmedi. Orada bir orman bakanı var ya, Pak Demirli denilen bir adam. Yangınlarda attı ortaya bir şeyler. Uçak var, yok. Biz gönderdik, İspanya'dan aldık, oraya biz gönderdik. Suriye'de yangın var, biz gönderiyoruz gibi bir şeyler. İyice saçmaladı. Otur oturduğun yerde benim iktidarımda ben demeden kimse bir yere gidemez dedi Tayyip Erdoğan oturttu. Bu devlet memuru ortadan kayboldu. Kayboldu ama bakın neler oluyor. Kim soracak bunu bu adama? Kardeşim bu metre küpü 155 liradan verilen şey nasıl olur senin verdiğin özel şirket, çok uluslu şirket artık İsrailli mi, Güney Afrikalı mı, Amerikan şirketi mi? 7430 liradan nasıl satar diye soracak kimse yok mu? Savcılar siz karışmıyor musunuz? Bakınız karşınızdaki dokunulmazlığı olan bir kişi değil. Orman Bakanı devlet memuru. Yapmayın ayıptır, günahtır ya. Müdürler ailesi alttaki başlık. Şırnak güçlü konak AKP'li belediye başkanının yakınlarına emanet. Şırnak'taki akraba saltanatının AKP milletvekili Rizgin Birliği'nin kamu kurumlarına 11 aile üyesini müdür yapmasıyla sınırlı olmadığı ortaya çıktı. Güçlü Konak Belediye Başkanı Bahattin Aktuğ da 9 yakınını çeşitli kurumlara yerleştirmiş. Aile üyelerinin büyük çoğunluğu müdür. Başkanın oğlu Milli Eğitim Müdürü. Bir kızı Entegre Devlet Hastanesi Müdürü, diğer kızı Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı, yeğeni mal müdürü, bir torunu ilkokul müdür yardımcısı, bir torunu memur, damadı ilkokul müdürü, yeğeni ilkokul müdür yardımcısı. Yani Şırnak'ta daha kabiliyetli kimseler yok muymuş liyakat sahibi? Nasıl bir aileymiş bu? Genlerine bakmak lazım bunlar. Üstün zeka hepsi. IQ'larını ölçseniz acaba. Yani gerçekten uluslararası yarışmalara filan sokun. Gönderin UNESCO'da şurada burada çalışsınlar. Yazık. Orada kalmasınlar Anadolu'nun bir ücra köşesinde. Kılıçdaroğlu'nun belediye başkanlarıyla ilgili aday olmamalarıyla ilgili açıklaması burada da birinci sayfada. Başkanlar devam etsin başlığıyla verilmiş. CHP lideri İmamoğlu ve Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili tartışmaları değerlendirdi belediye başkanlarımızın görevine devam etmelerini istiyorum. Tersi durumda belediye başkanlığı başka bir partiye teslim etmiş oluruz dedi. Oralarda çoğunluk bizde değil diyor ama orada bir yanılgısı var. Biliyorsunuz seçim tekrar edildiğinde dünyada böylesine bir ucube görülmemiştir. Belediye Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi tekrarlandı. İlçe belediye başkanlıklarının çoğu AKP'de olduğu için tekrarlanmadı. Halbuki Büyükşehir Belediye Başkanı oy verenler o ilçenin yurttaşları değil mi? Herkes zaten bir ilçede oturur. Büyükşehir diye bir ilçe yok ki. Ya Büyükşehir Belediyesi zaten Fatih ilçesinin sınırları içinde. Yani onun karşısında Büyükşehir Belediyesi'nin karşısında o eski Darül Elhan'ın olduğu işte şehir tiyatrolarının şunun bunun olduğu yerde vezne, veznecilerde şurada burada oturanlar Fatih Belediyesi'nin sınırları içinde. Yani böyle bir şey, görülmüş bir şey değil. Dolayısıyla Sayın Kılıçdaroğlu o seçimde ilçeler de tekrarlansa onlar da AKP'den gitmişti zaten. Buna hiç kuşku yok. Neyse ama kararınız doğru. 2002 olasılığı hemen onun altında. Erken seçim işaretleri. Son iki haftada siyasal yaşamdaki elçi krizi, faiz indirimi, iki yıllık tezkere ve tartışmaları, EYT 3600, üretici ve dar gelirliye destekler gibi karar ve önlemler 2022'de erken seçim olasılığını güçlendiriyor ancak ekonomik göstergeler sandığa yansıyacak diyor. Bir aşk iki kent tek deniz Nilgün Ceraoğlu Cumhuriyet'e dönmüş, yazmaya devam ediyormuş. Yetişkin yaşamınızı birlikte geçirdiğiniz hayat arkadaşınızı yitirdiğinizde kendinizi yamacınızdan uzaklaşıp giden hayat karşısında kıyıya vuran bir enkaz gibi hissediyorsunuz. Bir çeşit yaşam disleksisi gibi yaz. Hayatı yeniden okumak ve yazmak, geçmişe takılmamak için debeleniyorsunuz. Zaman olsa olsa acıyı idare etmeyi öğretiyor insana. Sonu gelmeyen bir özleme hakim olamıyorsunuz. Biz de başsağlığı diliyoruz Nilgün kardeşimize. Haber çıktı para yattı. İstanbul Havalimanı'nı işleten İGA havaalanına yapılan metro için kendisine fazladan ödenen 7 milyon 950 bin euroyu iade etti. Ödemenin konuya ilişkin haberimizin ardından yapılması dikkat çekti. Havaalanına yapılan metro için kendisine fazladan ödenen 7 milyon 950 bin euroyu yani 8 milyon deseniz hadi 11 ile çarpmayalım 80 milyon lirayı iade etti. Haberimiz üzerine diyor. Dördüncü sayfaya bakalım Mustafa Çakır'ın haberi. Nasıl gitmiş, nasıl olmuş bir hatırlayalım. Neden bu yanlışlık yapılmış? Sayıştay raporuna da yansıyan İstanbul Havalimanı'nı işleten İGA'yı oluşturan şirketler tarafından yapılan metro inşaatı için verilen 7 milyon 950 bin euronun Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından geri alınmadığı yönündeki haberimiz üzerine İGA açıklama yaptı. Açıklamada 5 Kasım yani önceki gün itibariyle ödemenin yapıldığı bildirildi. HDP Batman Milletvekili Necdet İpekyüz, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil İsmail yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde Sayıştay'ın 2020 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı raporuna dikkat çekmiş. İGA'nın sözleşmeye göre üstlenmesi gereken Gayrettepe metro inşaatındaki bazı kazı işlerini yapmadı ve bu işlerin metro ihalesini alan şirket tarafından yapıldığı, Buna karşılık bakanlık tarafından şirkete yaklaşık 8 milyon euro ödendiği belirtilmişti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara da önergeye verdiği yanıtta paranın henüz geri alınmadığını kabul etmişti. Şimdi şirket açıklama yapmış ki biz bu parayı ödedik diye. Herhalde dekontlarını da göndermiş ki Mustafa Çakır da bunu haberleştirmiş. Yani haber çıkmasa Sayın Kara İsmailoğlu, devlet memuru bakan bey bunu almadık demekle mi yetinecektiniz? İstedik, takipteyiz filan demeyecek miydiniz? İlhan Erdoğan anılıyor. Burada da iç sayfada verildi. Az önce kızının mektubunu okumuştuk. 12 Eylül döneminde gözaltına alındı, Mamak Askeri Cezaevinde dövülerek öldürülen yayıncı İlhan Erdoğuz öldürülüşünün 41. yılında bugün saat 12'de Karşıyaka Mezarlığı'nda mezarı başında, kabri başında anılacakmış efendim. Saat 12 Ankara Karşıyaka Mezarlığı. İyi Parti devreye girdi. Savcı hastaneye polis gönderdi. İyi Parti Genel Başkanı Akşener'in basın danışmanı Murat İde kalp ameliyatı için hastaneye yatırıldı. Yoğun bakımda yatan İde'nin daha önce alınmayan ifadesini almak için hastaneye polis gönderildiği öğrenildi. Polisin İyi Parti vekillerinin devreye girmesiyle yoğun bakım kapısından ayrıldığı belirlendi. KRT Genel Müdürü Adnan Bulut Twitter hesabından İde'nin eşi ve kızı dehşet içinde yaşananları İyi Parti yönetimine aktarmış ve gelen telefonla polis hastaneden ayrılmış dedi. Eski mesai arkadaşım Murat'a geçmiş olsun diyorum şimdiden. Bu yaşta böyle bir e, kalp rahatsızlığı. E, yani ya aileden gelmediyse bu meslek böyle efendim. Yani hele bir de siyasetçinin basın danışmanlığına gelirseniz kaçınılmaz oluyor strese bağlı rahatsızlıklar. Vaktimiz varken bir yeni çağda şöyle bir göz gezdirelim. Ekonomistim diyerek aklına geleni yapıyor. Tırnak içinde bir başlık kimi kastettiği belli, kimin söylediğine de bakalım. Erdoğan'ın fiyat artışlarının sorumlusu olarak marketleri göstermesine tepki gösteren Babacan, fahiş fiyatların sorumlusu belli. Altında partili ve taraflı cumhurbaşkanlığı sisteminin yani Tayyip Erdoğan'ın imzası var dedi. İktidarın ekonomi politikası olmadığını vurgulayan Deva Partisi lideri Erdoğan, Alanım ekonomi, ben ekonomistim diye diye aklına her gelin yapıyor. Yazık değil mi bu ülkeye diye konuştu. Marketler pahalı da manavda pazarda fiyatlar çok mu uygun diye soran Babacan fiyat artışının döviz fiyatlarının artmasından kaynaklandığını ifade etti. Bunu ilkokul çocukları da biliyor. İktidarın hiçbir konuda çözümü yok dedi. MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin anayasa mahkemesinin kapatılması ısrarına da sert çıkan Babacan şöyle konuştu. Kusura bakmayın sizin haddiniz değil. Bu ülkenin anayasası varsa hep beraber buna uyacağız. Yeni anayasanın demokratik yolları var. Yani değişecekse de parlamentoya getirilir, komisyonlarda görüşülür. Gerekli destek sağlanır, parmaklar kalkar. Ya yani kalkan parmaklar yeterliyse de madde değiştirilir. Değiştirilebilecek maddeler var, değiştirilmeyecek maddeler var demeye getiriyor. Bilinen bir şeyi tekrar etmiş. Yolsuzluk belgeleri yağmur gibi. CHP lideri Kılıçdaroğlu bürokratlara yaptığı çağrı için geri dönüş başladı. Yağmur gibi yolsuzluk belgeleri akıyor. Bizden gizledikleri büyük ihalelerin nasıl yapıldığına dair bütün belgeler bize geliyor. Görevini yasal sınırlar içinde yapanların başımızın üzerinde yeri var dedi. Kılıçdaroğlu Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu için de Cumhurbaşkanı adayı olacaklar mı sorusuna Erdoğan'ı en çok rahatsız eden kişi benim. Belediye başkanlarımızı görevlerine devam etmelerini istiyorum. Öncelikle kentin güvenini kazansınlar demiş. Ama soruya cevabı verirken Erdoğan'ı en çok rahatsız eden kişi benim diyerek ben mi aday olmalıyım demek istiyor. Orası muallakta onu anlayamadım. Su stresi çeken ülkeyiz. Ilısu Barajı ve HES açılış töreninde konuşan Erdoğan, Türkiye su zengini bir ülke değil, su stresi çeken ülkeler grubundayız dedi. E devam edin o zaman canım hidroelektrik santrallarına. O güzelim Artvin'in gürül gürül akan suların önlerine set çekmeye devam edin. Madem su stresi çeken ülkesiniz devam edin biraz daha strese girelim. Üç bakanlıkta kritik atamalar. Çalışma, hazine, maliye, milli eğitim bakanlıkları ile Sosyal Güvenlik Kurumu ve Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'ne yeni atamalar yapıldı diyor. 8. sayfada bakalım orada bir ayrıntı vermiş mi ayrıca ona da bakalım. Bu da eskiden parmak ıslatıp böyle dudaktan şey yapardık artık onu da yapamıyoruz. Sizleri de yapmamanızı tavsiye ederim. Sayfalar ince olunca zor açılıyor. Nerede? 7 sayf 8. sayfada öyle bir Göremedim. 9'a bakalım. 9'da da yok. Sayfa 8 evet doğru bakmışım. 3 bakanlıkta kritik atamalar. Erdoğan yardımcısı Allah'ın kardeşini görevden aldı. Acaba bu başlık altında mı? Bu da ilginç bir başlıkmış. Bakalım herhalde o. Farklı başlıklar vermişler. Olur doğrudur yanlış değil farklı bir açıdan bakarsınız. Birinci sayfada başlık başka, içeride başka. Bakın dikkatimizi çekti mesela. O değilse bile okuyalım. Ama o gibi. Evet o anlaşıldı ilk paragraftan. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu ile Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'ne ilişkin atama kararları resmi gazete yayınlandı. Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda açık bulunan iş baş müfettişliğine iş müfettişi Serhat Kahraman atandı. SGK Başkanlığı Başkan Yardımcısı İsmail Yılmaz'la rehberlik ve teftiş başkanı Mustafa Apaydın görevden alındı. Bay Kemal'in SSK'si, eski SSK şimdi SGK, birleşti biliyorsunuz. Üç sigorta sistemi. Dolayısıyla bu... Bay Kemal'in SSK'sinin devamı demek ki işler yürümüyor. Ne diyor? Bilmem kaç 495 milyar dolar mıydı? Az önce okuduk. Buradan Evet. Yanılmıyorsa 400 küsür milyar idi. AKP dönemindeki açıklar. Alanın kardeşini görevden aldı. Alanın kardeşi neredeymiş? Eski İçişleri Bakanı Efkan Ala'nın kardeşi Atıf Ala da Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı görevinden alınanlar arasında diye burada daha da açmış. Bu yeni çağ önümüzde açık kalsın kısa bir ara verelim ikinci bölümde devam edelim efendim.